değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Tokalaşma olan ortamlarda ne yapmalı? Öncelikle şunu ifade edelim ki bir Müslüman erkek veya kadın kendisine nikah düşmeyen kişilerle tokalaşması sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanların birbirleriyle karşılaştıklarında selam vermeleri, güler yüzlü olmaları ve onlarla tokalaşmalarını tavsiye etmiş ve kendisi de bunları uygulamıştır. Dolayısıyla Müslüman bir hanımefendinin kadınlarla ve yine kendisine nikah düşmeyen erkeklerle, babası gibi, oğlu gibi, kardeşi gibi, dayısı, amcası gibi erkeklerle tokalaşması bir sakıncası olmadığı gibi sevabı vardır. Ve hatta Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre iki Müslüman karşılaşır, tokalaşırlar, Allah'a hamd ederler ve Allah'tan bağışlanma dilerlerse Cenab-ı Hak o ikisi oradan ayrılmadan onların günahlarını affedecektir. Peygamberimizin bildirdiği bu müjdeyi elbette hem kadınlar hem erkekler kendilerine nikah düşmeyen kişilerle yapacaklardır. Peki bir Müslüman erkek veya bir Müslüman hanım, erkek ve kadınların gayrimeşru olarak tokalaştıkları bir ortamda bulunursa nasıl davranması gerekiyor? Aslında bir Müslüman hanımın ve bir Müslüman erkeğin hayatı boyunca böyle bir prensip edinmesi diğerleri tarafından bilineceği için gayet normal karşılanacaktır. Hatta belki de Müslüman toplumlarda bu uygulamanın yerleşmemesi diğer Müslümanların da zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Öyleyse toplu halde her Müslüman bulunduğu ortamda bu kuralı uygularsa zaten kendiliğinden problem ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla nasıl olsa herkes bu işi yapıyor, ben de ne yapayım, mecburum, ben de tokalaşmak durumundayım diye bir uygulama kesinlikle bir Müslümana yakışmaz. Ayrıca bu bir çözüm de değildir. Çünkü daha fazla yaygınlaşmasına ve Müslüman erkek ve kadınların daha çok zor durumda kalmalarına neden olmaktadır. Şu halde bir Müslüman hem öyle hareket etmeli ki kendisi bu günaha girmiş olmasın, hem de karşıdaki insanları rencide edecek, zor durumda bırakacak tavırlara ve durumlara girmesin. Öyleyse bir defa bir Müslüman hanım veya erkek bulunduğu ortamda kendisini buna hazırlamalı. Ben hiçbir erkekse kendime nikah düşen hiçbir bayanla, bayansa bana nikah düşen hiçbir erkekle tokalaşmayacağım. Allah-u Teala'nın yasakladığı bu günaha düşmeyeceğim. Tabii sadece konuya bu açıdan bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda hanımların örtmeleri gereken yerleri örtmek durumları ve dinimizin yasakladığı diğer yasaklardan da kaçınmaları durumları söz konusu. Örneğin bir Müslüman hanım İslam'ın emrettiği uygulamaları yerine getirmiyor. Açık saçık giyiniyor. Sonra İslam yasakladığı alkol almak gibi, kumar oynamak gibi şeyleri yapıyor. Arkasından da ben erkeklere tokalaşmıyorum dese elbette garip kaçacaktır. Tabii ki tokalaşmamanın sevabını alacaktır ama burada diğer büyük günahları işlediği halde böyle bir şeyde hassasiyet göstermesi karşıdaki insanlar tarafından çok fazla bir makez bulmayacak ve samimi görülmemeye neden olabilir. Dolayısıyla bir Müslüman hanım her haliyle, her duruşuyla, her hareketiyle Müslümanca bir rol ve bir rol model örnek sergilerse tokalaşma konusunda çok bir zorlanmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hayat bir bütündür. Hayatın bütün şartlarını, kurallarını, tavır ve davranışlarını, söylemlerini, hal ve hareketlerini İslamca yaşayan bir hanımefendiye öyle zannediyoruz ki muhatapları tarafından asla ciddi bir eleştiri gelmeyecektir ve onu zaten zor duruma sokacak bir tavır da sergilemeyeceklerdir. Demek ki birinci durumumuz ben Müslüman bir hanımım ve ben Müslüman bir erkeğim ve bunu halimle gösteriyorum. Her zaman ama her yerde, her durumda. Bu durum birinci tavrımız. İkincisi, eğer muhatabımız bunun farkında değil ve bizimle tokalaşma gibi harekete giriyorsa ona da nezih ve nazik bir şekilde teşekkür ederim diyerek elimizle hürmetli, saygılı bir şekilde ona tavrımızı net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor.
ve eğer şartlar müsaitse, ortamda müsaitse bunu güzel bir lisanla, iyi bir ifadeyle karşıdaki insana da anlatmak söz konusu olabilir. Demek ki önce iş bizden geçiyor ve hayatımıza İslam'ın bütün kurallarını, uygulamalarını uygulamakla işe başlamamız lazımdır. Bir de şunu söylemekte fayda var. Diyelim ki bir Müslüman bulunduğu ortamda bir şekilde tokalaşma gereği hissetti. Ha, bunun haram olduğunu bilmeli. Ve haram olduğunu bilerek ve bunu günah olduğunu bilerek böyle bir tokalaşma içerisinde bulunursa, yani bir Müslüman hanım veya bir Müslüman erkek kendine nikah düşen birisiyle eğer tokalaşırsa, ondan daha sonra tövbe istiğfar etmeli ve bir daha böyle bir duruma düşmemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Çok sorulan bir soruya burada ilavede hemen cevap verelim. İşte bir şekilde erkek ve bayan tokalaşmış, tokalaşmamaları gerekirken acaba abdestin bozulur mu diye soruyorlar. Hanefi mezhebine göre bozulmaz ama Şafii mezhebinin abdestleri de bozulur. Hatta zaman zaman Hanefi kardeşlerimiz abdestim var diyerek bir usul de sergileyebilirler. Bu da zor durumda kalan kardeşlerimizin kurtulmalarına bir vesile teşkil edebilir.